Mücadelede kuşkusuz en büyük fedakarlığı sağlık personeli gösteriyor. 24 yaşındaki Kardelen hemşirede görev yaptığı pandemi hastanesinde koronavirüse yakalandı. Tedavisini tamamlar tamamlamaz da yeniden görevinin başına döndü. Belirti yoktu. Pozitif temasım vardı. Bir arkadaşım pozitif tanısı almıştı. Ben de onu duyar duymaz kontrol amaçlı kültür verdim. Koronavirüse yakalandığına dair tek bir belirti yoktu. Ancak Kardelen hemşire pozitif çıktı. Hastalığı yener yenmez işinin başına döndü. Akciğer tomografisi çektirdim. Tomografim temiz geldi. Ama kültürümde pozitif üreme olduğu için tek şeyde izolasyona alınmam istendi ve tedavim başladı. Kardelen Tercan 24 yaşında. Koronavirüsle mücadele kapsamında Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapıyordu. Kardelen hemşire test sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiğini öğrenince harekete geçti. Hiçbir belirti göstermemesine rağmen testi pozitif çıktı. Kendini evde karantinaya aldı. Evde ilaç tedavisine başlandı. Dışarı çıkmıyordum zaten ama mesela ihtiyacım olduğuna vesaire dışarıdan söylemek zorunda kalıyordum. Böyle bir durumda kapıyı açarken falan maskemi takıyordum. Ayrıca evim negatif basınçlı bir yer olmadığı için odayı havalandırıyordum. Kardelen hemşire evde karantina sürecinde de nelere dikkat ettiğini anlattı. Kişisel malzemelerim işte havlum, nevresim vesaire bunları düzenli olarak yıkadım. Beslenmeme dikkat ettim. Yine sebze ağırlıklı, çorba ağırlıklı beslenmeye çalıştım. Özellikle meyveyi çok tüketmeye çalıştım. Tedavisini tamamlayan hemşire bir an bile düşünmedi. Pandemi hastanesine, işinin başına döndü. Şimdi koronavirüsle savaşanlara destek oluyor. Evde bunu uzatmış olmak arkadaşlarıma büyük bir haksızlık olurdu, meslektaşlarıma. Yine korkuyorum ama hani biraz daha bildiğim bir hastalık olduğu için herhalde nasıl savaşacağımı da bildiğim için biraz daha rahatım.